Çanakkale'de sorgulanması gereken çok daha başka şeyler var. Ama sorguladıkları tek şey ne bakın. Burası üzüntü verici. Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de var mıydı, yok muyduyu sorguluyoruz biz ki az sonra göreceksiniz. Mustafa Kemal'i çekip aldığınızda Çanakkale savaşlarından bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim burada. Bir günde kaybedebilirdik Çanakkale savaşlarını biz bir günde. Eğer 25 Nisan sabahı 4.30'da Arıburnu'na ku ANZAK kuvvetleri çıkarma yaparken Orada inisiyatif kullanarak 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Bigalı Köyü'nden askerlerini oraya, 57. Alayı oraya getirmemiş olsa Çanakkale düşmüştü. Çanakkale 25 Nisan'da kaybedilmişti Abbas Bey. O zaman şimdi neyi konuşacaktık biz? Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını nasıl konuşacaktık? Yani deniz zaferi ne ifade edecekti? Eğer 25 Nisan'da biz yenilseydik ve düşman Conkbayır'ı hedef, Conkbayır'ını alsaydı, ele geçirseydi, ee, ve, 18 Mart'ın bir anlamı kalmayacak e, İstanbul'a doğru yürüseydi 18 Mart ne ifade edecekti? İstanbul'u televizyonlardan gördük abi Evet ve burada üzüntü verici olan nokta şu Çanakkale zaferlerini biz Kara ve deniz zaferleridir Çanakkale Denizle kilitledik gibi Yani sadece deniz zaferi kazanılmış gibi bir hava var Ama şu da haksızlığı da yapmayalım Son yıllarda bir uyanma gerçekleşti Mesela 25 Nisan'larda Eskiden sadece anzaklar gelirdi evet, evet. Şafak hainine evet. Şimdi biz fark ettik ki ya 25 Nisan çok önemliymiş. Ya 25 Nisan'da ya bu ansaklar niye gelir diye hatta mer merak ederdi insanlar. Ya biz 18 Mart'ta Çanakkale'yi kazandık. Bunlar niye 25 Nisan'da geliyor diye soranlar vardı. Sonradan yeni yeni insanlar fark etti ki ya 25 Nisan olmasaydı 25 Nisan'da orada 57. Alay Komutanı Mustafa Kemal Türk ordularına ben size savaşmayı değil, taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Emrini evet. ver, veremeseydi saat 10 civarında ve daha sonra e, 9. tümenin 27. alayını da emrine alıp değil mi? 77. alay, 72. alay, 57. alay olağanüstü bir mücadele içine girmeseydi savaş devam ediyor. Bakın bir günde bitmiyor savaş arkadaşlar. Savaş öğleden sonra da devam etmiş. O 25 Nisan'daki mücadele ve Mustafa Kemal'in e, Arıburnu raporunu okuyun. Getirdim raporu buraya. Arıburnu raporunda Mustafa Kemal diyor ki bizim için en önemli gün diyor 26'sıydı diyor. Neden? Çünkü koca ve 57. alay eridi o gün. Ya o büyük çıkarma karşısında, anzak çıkarması karşısında. Ve 26 Nisan diyor en önemli gündü diyor. Ve 26 Nisan'da savaş devam etti. 27 Nisan'da savaş devam etti. 28 Nisan'da savaş devam etti. Olağanüstü bir mücadele. Sonuçta ne oldu peki? Sonuçta ne oldu bakın? 1,5 kilometrelik sahile düşmanı mahkum ettik. Yani ve siper kazmaya başladılar. Harita yansıtıldığında göstereceğim. Sahile düşman çıkarma yaptıktan sonra bir buçuk kilometre kadar çıkabildi yukarılara. Bay Bayırı, Koca Tepe bölgesini vermedik onlara. Ve bu sefer ne yaptılar? İki seçenekleri vardı. Ya binip gideceklerdi, geri gideceklerdi ya da sahilde kalacaklar ve savunmaya devam edeceklerdi.